Fanatik YouTube kanalından hepinize merhabalar. Ben Nihat Üzel. Bir Kulüp İki Efsane programımızın ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayım. Bugün sizlerle Karadeniz'in fırtınası Trabzon'u ve bu kulübe adını efsane olarak yazdıran iki simgeyi hatırlayacağız. Günümüzde Trabzonsporlu taraftarların gönlünde taht kuran, hatta Bordo Mavillerin stadına adını veren, hem futbolculuk hem de antrenörlük dönemi başarılarla dolu olan bir isimden bahsediyorum. O isim tabii ki de Şenol Güneş. 1 Haziran 1952'de Trabzon'da dünyaya gelen Şenol Güneş'in çocukken tek merakı futbola değildi. Basketbola da yoğun bir merakı vardı. Ama Trabzon'da en büyük tutku futbol olduğu için basketbol oynayacak adam bulamazdı ve o da futbola yoğunlaştı. Amatör maçlarda kaleye geçerdi ama mahalle maçlarında ise forvet oynardı. İlk yıllarında kaleci olmayı hiç sevmezdi Güneş ama bir süre sonra kalecilik onun üstüne kaldı. Şenol Güneş futbola Erdoğdu gençlikte başladı. Ardından Trabzonspor'un kapısından ilk defa 17 yaşındayken girdi. Amatör takımında oynadıktan sonra Sebat Gençlik Spor'a transfer oldu. İlk büyük çıkışını burada yaptığı süreçte ise eğitimine de devam etti. 1972 yılında ise bir daha kapısından çıkmayacağı ve efsane olacağı Trabzonspor'a kalıcı olarak geri döndü. 1972-73 sezonuna kaleci İlhan İkican'ın yediği olarak başladı. 23 Eylül 1972'de İstanbulspor ile oynanan maçta 22. dakikada İkican'ın yerine oyuna dahil olup ilk kez Trabzonspor formasını giymiştir. 4 Mart 1973'te Bandırma Spor ile oynanan mücadelede ise ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika boyunca formayı sırtında taşıdı. Maçı gol yemeden tamamladı. İlk sezonunda 10 maçta gol yiyen Eldiven 7 maçta ise gol yememe başarısı gösterdi. Trabzonspor o sezon 2. ligden 1. lige averaj farkı nedeniyle yükselemedi ama genç bir Eldiven kazandı. Bir sonraki sezon 18 maçta forma giyen Şenol Güneş yalnızca 4 gol kalesinde gördü. Trabzonspor'un o sezon grup birincisi olarak 1. lige çıkmasına büyük katkıda bulundu. 8 Eylül 1974'te Fenerbahçe ile oynanan maçta 90 dakika boyunca kaleyi koruyarak ilk Süper Lig maçına çıktı. İlk sezonunda 26 maçta Eldivenler ona emanet edildi. Trabzonspor ligi 9. sırada bitirirken yediği 17 golle ligin en az gol yiyen takımı oldu. Şenol Güneş artık takımın birinci kalecisiydi. 1975-76 sezonunda Trabzonspor sezonu birinci olarak bitirerek İstanbul dışından çıkan ilk Türkiye şampiyonu olma başarısı göstermiştir. Ligin en az gol yiyen takımı yine Trabzonspor olurken Güneş de 24 maçta 10 gol yiyerek efsanevi bir performans göstermiştir. Trabzonspor o sezon Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda kazanarak sezonu 3 kupayla tamamlamıştır. 1976-77 sezonunda Güneş ilk kez Avrupa sahnesine çıktı ve UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda İzlanda ekibi İB Akranes karşısında takımının kalesini korudu. Rakibini eleyen Trabzonspor 2. turda İngiltere şampiyonu Liverpool ile karşılaştı. 20 Ekim 1976'da Trabzon'da oynanan maçta Güneş, Liverpool karşısında da kalesini gole kapadı ve Trabzonspor maçı 1-0 kazandı. Deplasmanda ise 3-0 galip gelen Liverpool o sene kupayı kazanan takım oldu. Türkiye'de de muhteşem performansına devam eden takım 3 büyük kupanın sahibi oldu. Milli takım kariyerine 1975 yılına Türkiye U21 takımında başlayan başarılı kaleci 1976 yılında Türkiye A Milli takımına geçiş yaptı ve burada 31 maça çıktı. 1978-1979 sezonunda 1110 dakika gol yemeyen Şenol Güneş bu alanda Türkiye rekoru kırdı. Dünyada ise 17. oldu. Trabzonspor formasıyla 1979-80 ve 81 yıllarında ard arda 3 sene lig şampiyonluğu yaşamıştır. 413 maçta Trabzonspor formasını sırtına geçiren Şenol Güneş, 1986-87 sezonunun sonunda futbolu bırakma kararı aldı. Hüseyin Avni Aker stadına son kez 9 Ağustos 1987'de Samsunspor karşılaşmasıyla çıkan Şenol Güneş, jübilesini bu maçta yapmıştır. Futbolculuk döneminde 6 lig şampiyonluğu, 3 Türkiye kupası ve 6 da Cumhurbaşkanlığı kupası kazanan Şenol Güneş, Trabzonspor tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başarmıştır. Gelelim antrenörlük dönemine. Futbol hayatındaki başarısını
teknik direktörlük hayatında da devam ettiren Şenol Güneş'in başarılarını sırasıyla şöyle sayabiliriz. İlk olarak 1988-89 sezonunda Trabzonspor çalıştırmaya başlayan Şenol Güneş, 18 Eylül 1988'de çıktığı ilk maçta Boluspor'u 3-0 mağlup etmiştir. Sezon sonunda ise görevinden ayrılmıştır. Ardından Boluspor ve İstanbulspor'u çalıştıran Güneş, 1993 yılında ikinci kez Trabzonspor'un başına geçmiştir ve 4 sezon boyunca takımın başında kalmıştır. Bu 4 senede bir Başbakanlığı Kupası, bir Cumhurbaşkanlığı Kupası ve bir Türkiye Kupası kazanarak antrenör olarak ilk başarılarını elde etmiştir. Şenol Güneş'in ilk büyük başarısı ise A-Milli futbol takımımızın başında gerçekleşmiştir. 48 yıl aradan sonra ilk kez FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan milli takımımız Şenol Güneş'in önderliğinde bu başarıyı yakalamıştır. Ardından Güney Kore, Japonya ortaklığında düzenlenen 2002 Dünya Kupası'nı 3. sırada tamamlayarak A-Milli takım tarihimizin en büyük başarısına imza atmıştır. Milli takımdaki başarısının ardından sırasıyla Trabzonspor, FC Seul, bir kez daha Trabzonspor ve Bursaspor'u çalıştıran Şenol Güneş 2015 yılında Beşiktaş'ın başına geçmiştir. Beşiktaş'ın başında 2016 ve 17 yıllarında gelen ikilik şampiyonluğu, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final başarısı ve Şampiyonlar Ligi'nde namağlup olarak gruplardan çıkmayı başaran lider tek takım başarısı göstermesiyle birlikte tekrar en üst seviyeye A-Milli futbol takımının başına geri dönmüştür. An itibariyle Türkiye A-Milli futbol takımını Avrupa Şampiyonası'na ve ardından da Dünya Kupası elemelerini hazırlayacak olan Şenol Güneş'e Fanatik Gazetesi olarak biz de başarılar diliyoruz. Gelelim ikinci efsanemize. Trabzonspor tarihinin en golcü oyuncusundan bahsediyorum. O isim 20 Temmuz 1968'de Trabzon'da dünyaya gelen Hami Mandıralı. Çocukluğu futbolla iç içe geçen Hami Mandıralı 10 yaşındayken Trabzonspor'un kapısından girdi ve yalnızca 2 sene o kapıdan dışarı çıktı. Kariyerinin 23 senesini Trabzonspor takımında geçiren forvet oyuncusu Trabzonspor'un tüm genç yaş takımlarında forma giymiştir. İlk profesyonel maçını 1984-85 sezonunda daha 17 yaşındayken oynadı. Hami Mandıralı'nın oyun stilini hatırlayanlar bana katılacaktır. Hatırlamayanlar için ise sizlere şöyle anlatalım. Hami kaleyi gördüğünde acımasız vururdu. Vurmakla kalmazdı, bitirirdi. Bitirici vuruşları mesafe tanımaksızın çekti, sert füzelerle tanındı. Hızı ve bitiriciliğiyle dönemin en iyi forvetlerinden biri olarak hafızalarda yer edindi. 1985-86 sezonunda 19 maçta Trabzonspor formasını giyen futbolcu yalnızca bir gol atma başarısı göstermiştir. Ama oynadığı futbolla geleceğe dair umut veriyordur. Trabzonspor formasıyla ilk golünü ise 20 Şubat 1986'da Samsunspor ile 1-1 berabere biten karşılaşmada atmıştır. 1986-87 sezonunda ise 21 yaşına geldiğinde artık o da kendini bulmaya başlamıştır. Trabzonspor formasıyla o sezon 32 maçta oynayan Hami 7 gol atarak kendini ispat etmeye başlamıştır. 87-88 sezonunda artık iyice ritmini yakalayan Hami Mandıralı ilk hat-trick'ini de bu sezon yapmıştır. Ligin ikinci yarısında özellikle neredeyse her maç gol atan ya da asist yapan Hami, Ankara Gücü'ne karşı 20 Mart 1988'de 3 gol atarak rekor kırmıştır. Hami sezonu 17 golle kapatmıştır. 1988 yılına kadar genç milli takım formasını giyen Hami Mandıralı, 1988 yılından itibaren Türkiye A-Milli takım formasını giymeye başlamış ve 49 maçta 8 gol atmıştır. Hami kariyeri boyunca Süper Lig şampiyonluğu yaşayamasa bile Trabzonspor'la 1992 ve 95 yıllarında Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı göstermiştir. Hiçbir zaman gol kralı olamasa da Türkiye Süper Ligi'nde toplam 219 gol atarak en golcü 3. oyuncu konumunda bulunan Hami Mandıralı, Trabzonspor tarihinin ise gelmiş geçmiş en çok gol atan oyuncusu olarak bilinmektedir. Aynı zamanda Hami Mandıralı 476 maç ile Süper Lig tarihinde en çok forma giyen 4. futbolcudur. Hami gol atmasının yanı sıra kariyeri boyunca 102 de asist yapmıştır. Trabzonspor'da gösterdiği harika performansa 1998-99 sezonunda 3,5 milyon euro bonservis bedeliyle Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'e transfer olan Hami Mandıralı, bu takımda 25 maçta forma giymiş ve 5 gole imza atmıştır. Alman kulübünde geçirdiği formsuz sezonun ardından 1 yılın sonunda Trabzonspor'a dönen Hami, 3 yıl daha Trabzonspor formasını terletmiştir. Ardından Ankara Gücü'ne transfer olan Hami, burada kulüp yönetimi ve antrenörle anlaşamayarak kadro dışı kalmış ve futbolculuk kariyerini noktalamıştır. Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra antrenörlük yapmaya başlayan Hami Mandıralı, ilk antrenörlük deneyimini Türkiye U21 takımını çalıştırarak başlamıştır. 2008 yılından 2009 yılının sonuna kadar 16 maç boyunca Türkiye U21 takımını çalıştıran Hami ortalama bir performansa imza atmıştır.
2012-13 sezonunda yuvasına yani Trabzonspor'a yardımcı antrenör olarak dönen efsane, yarım sezon boyunca Mustafa Reşit Akçay'ın yardımcılığını yapmıştır. Akçay ile 10 Şubat 2014'te yolların ayrılmasından sonra Trabzonspor teknik direktörü olarak takımın başına geçen Hami, tam 16 maç boyunca kulübede yer almıştır. 10 Kasım 2014 itibariyle Trabzonspor ile yollarını ayıran Hami Mandıralı'nın bir sonraki durağı ise 15 Kasım 2014'te sözleşme imzaladığı Antalya Spor olmuştur. Bu kulüpte yalnızca 12 maç görev alan Hami Hoca, 23 Şubat 2015'te görevinden ayrılmıştır. 2015-16 sezonunun devre arasında tekrar Trabzonspor'un başına geçen Hami Mandıralı, 17 maç boyunca takımının başında kalmış ve maç başına 0,94 puan ortalaması yakalamıştır. Sezon sonunda da takımla yollarını ayırmıştır. Antrenörlük hayatı maalesef futbolculuk dönemi kadar başarılı olmasa da Hami Mandıralı futbol oynadığı dönemdeki başarılarıyla Trabzonsporlu taraftarların gönlünü fethetmiştir. Dile kolay, tam 25 sene boyunca antrenör ve futbolcu olarak Trabzonspor tesislerinden çıkmadı Hami Mandıralı. Böylesine efsaneleri unutmamalı ve her zaman sahip çıkmalıyız. Bir Kulüp 2 Efsane programından bu haftalıkta bu kadar. Bu videoyu izlediyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Siz de sonraki haftalarda burada yer almasını istediğiniz efsanelere aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.